Efendim iyilik peşinde koşacağız. Duracell'le atık biller iyiliğe dönüşüyor. Bizlerle birlikte Duracell Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Önemli konuları konuşacağız. Tabii kampanya düzenlediğiniz projeler var. Hepsini merak ediyorum. Soracağım. Sürdürülebilirlik alanında çok önemli bir proje hayata geçirdiniz. Geçtiğimiz dönemden itibaren 2021 yılında da bu devam etti. İlk etapta kampanyayı konuşalım. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Merhabalar. Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz size. Kampanyanın fikrinden bahsederken öncelikle kampanyanın amacından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Duracell olarak biz bireysel kullanım için uzun ömürlü ve kaliteli piller üretiyoruz. Bu bireysel kullanım pillerini düşünecek olursanız bunları iki sınıfa ayırabiliriz. Yoğunluğun olduğu kısım daha kullanat dediğimiz bizim tek kullanımlık piller. P kullandıktan sonra, ömrü bittikten sonra kullanımı biten piller. Çok küçük bir kısmı ise şarj edilebilir piller. Bu e kullanat dediğimiz pillere baktığınızda bilinenin aksine aslında kullanat pillerin doğaya herhangi bir zararı yoktur. İçindeki maddelerde doğaya zarar verecek bir madde yoktur. Peki diyeceksiniz bana neden o zaman geri dönüştürmemiz gerekiyor pilleri? Evet. E, çünkü pillerin içerisinde doğada nadir bulunan ve çok değerli olan maddeler var. Bunlar nedir derseniz çinko, hı hı. E, demir, bakır, pirinç, manganez gibi değerli maddeler bulunuyor. Ve pili kullandığınızda pilin ömrü bitmesine rağmen içindeki bu materyaller hala kullanılabilir halde oluyor. O yüzden biz bu pilleri çöpe atmak yerine geri dönüşüme gönderdiğimizde ki piller %100 geri dönüştürülebiliyor. Çıkan Maddelerle bu maddeleri tekrardan kazanarak farklı sektörlerde kullanabiliyoruz. Hangi sektörler diyecek olursanız ilaçtan kozmetiğe, gübreden e, çimentoya kadar çok farklı sektörlerde biz bu maddeleri tekrardan kullanabiliyoruz. Türkiye'deki sürece baktığımızda bu iş nasıl ilerliyor diye soracak olursanız e, Tap diye bir dernek var hı hı. E, Türkiye Pil İthalatçıları Derneği. Bütün pil ithal eden şirketlerin buraya üye olması gerekiyor ve Tap bütün bu geri dönüşüm sürecini koordine ediyor. Etrafta gördüğünüz okullarda veya e, çeşitli yerlerde gördüğünüz kırmızı geri dönüşüm kutuları vardır. Bunları Tap Derneği e, koyuyor ve pilleri geri dönüştürmek için gelen pilleri toplayarak Kartepe'de pilin %100 geri dönüşümünü yapan tek tesis olan Exitcom tesisine götürüyorlar ve geri dönüşüm sağlanıyor burada. Peki diyeceksiniz biz geri dönüşümde neredeyiz Türkiye olarak? Avrupa'ya baktığınızda Avrupa'da geri dönüşüm oranları yaklaşık %40 oranında. Bu Danimarka gibi ülkelerde %70'lere kadar çıkarken Yunanistan gibi ülkelerde %30'larda kalıyor. Türkiye'de ise bu oran sadece %8. Yani düşük. çok düşük. Yani 100 tane pilin 8 tanesini geri dönüştürebiliyoruz, 92 tanesi çöpe gidiyor. Bu da tabii ki harcanan bir doğaya olan bir borcumuzu geri ödeyememiş oluyoruz. Buradan yola çıkarak biz durasel olarak dedik ki nasıl yaparız da Türkiye'deki bilinci daha fazla arttırabiliriz ve geri dönüşüm bilinci oluşturabiliriz. Burada iki ayaklı çalışma yürüttük. Birincisi küçük çocuklarımız için bu bilinci oluşturabilmek için bir çalışma yaptık. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine e, özel bir sürdürülebilirlik e, semineri oluşturduk. Ve tamamen Durasel gönüllüleri, Durasel çalışan e, dur, gönüllü Durasel çalışanlarıyla beraber e, çocuklarımıza gidip okullarla anlaşmalar yaparak sürdürülebilirlik nedir? Pil nedir? Pil nasıl çalışır? disiplinin içinde neler vardır? Neden geri dönüştürmek gerekir? Geri dönüşüm süreci nasıl olur? Hı hı. Bunları anlattık. Şu ana kadar bir yıl içerisinde 3 bin öğrenciye ulaştık bu sayede. 2022'de de devam ederek bu sayıyı 10 bine taşımayı hedefliyoruz. Daha da fazla kitlelere gidebilmek için, daha fazla öğrencimize ulaşabilmek için. De Hedef 3000 bin miydi peki? Bu sene 3 bindi. Önümüzdeki sene, bu sene 2022'ye 10 bin koyduk hedefi. Hı hı. Ama bunu nasıl daha fazla arttırabiliriz diye de çeşitli sivil toplum örgütleriyle konuşma halindeyiz. Onların desteğiyle daha da yaymak istiyoruz açıkçası bu bilinci. İkinci kısım ise günümüze geldiğinizde, hı hı. günümüzde bu işi nasıl arttırabiliriz ve bu bilinci nasıl arttırabiliriz diye düşündüğümüzde çeşitli ortaklarımız var bizim tabii ki, e, partnerlerimiz var, e, işte e, Migros gibi e, çeşitli marketler var. Ve burada biz Migros'tan bir anlaşma yaptık ve dedik ki Migros'a getirilen bitmiş piller, atık pillerden her 3 kilogram pil için biz gözler aracılığıyla görme engelli vatandaşlarımıza e, armağan edilmek üzere beyaz baston bağışlayacağız dedik. Hı hı. Böylece hem bir taraftan pil geri dönüşümüne e, bilinci arttırmak, hem bir taraftan da çifte iyilik yaparak görme engelli vatandaşlarımız için de ekstra bir e, ekstra bir yarar Faydası sağlamak Fayda fayda sağlamak istedik. Ee, şu ana kadar nasıl gitti diyecek olursanız. Şu beyaz bastonu ben soracağım. Tabii Yine nasıl gitti diye Tabii de soracağım. Ee, konu bölünmesin diye çok araya girmedim ama şimdi dediniz ki başka şeylerin yapımında da kullanabiliyoruz dediniz. Evet. Sanıyorum beyaz eşya bunların başında geliyor. Kesinlikle. Ee, son dönemde MTA krizinin olduğunu biliyoruz. Bakır fiyatları ciddi anlamda artıyor. Çip krizi var diğer yandan. Peki bu uygulamayla birlikte bu krizi en azından pil sektörü siz bertaraf edebiliyor musunuz? Yani katkısı ne oluyor sektöre? Şöyle öncelikle buradan e, çıkan maddeleri biz geri alalım ve bunu pilde tekrardan kullanalım diye bir girişimden ziyade daha çok gerçekten çevresel olarak yaklaşarak bu çıkan ürünleri exitcom farklı sektörlerde kullanıyor ve farklı yerlerde kullanılıyor. tabii ki çok haklısınız. MTA krizi var. Ciddi anlamda bu komoditi fiyatlarına baktığınızda ciddi anlamda ham madde fiyatları artıyor her tarafta. Neden ciddi artıyor? Fiyatları arttı. Neden artıyor? Ahiretler tabii arttı. ki. Neden artıyor bunlar? Çünkü yavaş yavaş yok olmaya sürecine doğru gidiyorlar. Bundan dolayı bizim de çevreye olan borcumuzu e, ödememiz gerekiyor ve çevreden aldığımız maddeleri tekrardan döngüye sokmamız gerekiyor ve döngüsel ekonomi yaratmamız gerekiyor. Bu anlamda biz geri dönüşüme çok önemli olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz durasel olarak. Kampanya bu yılda devam edecek dediniz. Bu yılda devam ediyor kampanya, hala devam ediyor e, ve 2022 boyunca da devam ettirmeyi planlıyoruz kampanyayı. Peki bu piller nerede toplanıyor? Migros mağazalarına götürülüyor ve Migros mağazalarındaki geri dönüşüm kutuları var pil geri dönüşüm kutuları. Oraya götürülüp oraya bırakılan piller dediğimiz gibi TAP tarafından toplanıyor ve exit koma giderek geri dönüşüme e, sokuluyor. E, oradan da toplanan piller ne kadarsa ölçüldükten sonra her 3 kilogram için bir bastonu biz gözlere bağışlıyoruz. Baston demişken bu beyaz bastonu da biraz daha açıklayalım. Nedir bu beyaz baston özellikleri nedir? Katkı, nasıl katkı sunuyor mesela? E, bunlar görme engelli vatandaşlarımız tabii ki önlerine çıkacak bir engeli anlayabilmek için veya e, hani herhangi bir tehlikeyle karşılaşmaması için beyaz baston kullanmaları gerekiyor ki bastondan farkına varsınlar. Bir nevi biz dedik ki görme engelli vatandaşlarımıza fener olalım. Hı hı. Bir şekilde hani onların yolunu açalım dedik. Oradan yola çıkarak biz gözlere başvurduk. Neye ihtiyaçları olduğunu sorduk ve en temel ihtiyacın beyaz baston olduklarını söylediklerinde biz de bu kampanyaya beyaz bastondan destek vermeye karar verdik ve beyaz bastonu ikinci iyilik olarak, ikinci fayda olarak sunduk. Duracell iyilik peşinde koşmaya devam ediyor. Peki ihtiyaç sahiplerine bunlar nasıl teslim ediliyor? Yine gözler aracılığıyla yapıyoruz biz bunu. Biz gözlere söyledik, bizim yapmamız gereken başka bir şey var mı, ekstra desteğe ihtiyacınız var mı? Ee, olduğu yerlerde bize söylüyorlar ve beraber bu işi dağıtımını e, gerçekleştiriyoruz. E, şu ana kadar da gözler aracılığıyla biz bu bağışı yaptıktan sonra gözler sahiplerine e, dağıtıyor. Bu arada hani performansa bakacak olursanız da. Eylülden Aralık ayına kadar olan sürece baktığımızda Migros'ta 4 ton atık pil toplandı. Ve bunun karşılığında biz 1300'ün üzerinde baston bağışı gerçekleştirdik. Gözlere ki... Teslim 4... edildi mi bu 1300? Teslim edildi. Hı hı. Ve e, soracak olursanız 4 ton neye tekabül ediyor? Hani başarılı mı başarısız mı? Hı hı. Hani e, şey değil diye. Migros'un bir yılda normalde topladığı atık pilden çok daha fazla bir miktardan bahsediyoruz. Yani kampanya işe yarıyor mu? Fazlasıyla işe yarıyor. Pilleri geri toplayabiliyor muyuz? Evet. İnşallah daha da fazlasını yapacağız 2022'de. Bu peki 2022 ile sınırlı kalacak mı? Sonraki dönem için de yine bu bahsettiğimiz proje ile alakalı düşünceler var mıdır? Tabii ki var. Bu arada bu geri dönüşüm ayağı sadece. Aslında globalde Duracell'in sürdürülebilirliğe yaklaşımına baktığınızda çok daha fazla girişimlerimiz olduğunu söyleyebilirim size. Bizim anlayışımız durasel olarak diyoruz ki, inovasyon, yenilikçilik. Çevreye olan etkimizi azaltmaktaki en büyük gücümüz diyoruz. Çünkü yenilikçilikle inovasyonla üründe yapacağınız yenilikler, paketlemede yapacağınız yenilikler, üretimde yapacağınız yenilikler ve verimlilikler ve geri dönüşümde yapacağınız yeniliklerle beraber ciddi katkı sağlayabilirsiniz ve çevreye olan katkınızı azaltabilirsiniz. Ürünle ilgili diyecek olursak. Duracell dediğim gibi her sene yaptığı ARGE çalışmalarıyla ürünlerinin daha da uzun ömürlü olmasını sağlamaya çalışıyor. Peki uzun ömürlü olmasının çevreye ne katkısı var diyecek olursanız, hı hı. bir Duracell pil verimsiz teknolojiyle ürülen pillerle karşılaştırdığınızda… Bu bahsettiğiniz başka projeler değil mi? Başka evet, çalışmalar? Evet, globalde. Hı hı. Yani globalde biz nasıl çevreye katkı sağlıyoruz ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz onu anlatıyorum. Evet. Bir Duracell pil 10 tane verimsiz teknolojiyle üretilmiş pillere eşit. Yani bu da ne demek oluyor? Bir durasel kullandığınızda bir durasel atık pili oluştururken diğerinde ise aynı süre içerisinde 10 tane atık oluşturuyorsunuz. O yüzden piller ne kadar uzun ömürlü olursa o kadar çevreye duyarlı oluyorsunuz. Yine paketleme ayrı bir konu. Paketleme çok önemli. Çünkü paketleme markete gidişte tabii ki olmazsa olmazsınız ama paketlemeyi yaparken bir olabildiğince az plastik kullanılması İkincisi geri dönüştürülmüş maddelerden o paketlemeleri yapmanız çok kritik. Bu bağlamda da baktığınızda biz 30 yıldır durasel olarak e, karton paketlerle sahaya gidiyoruz ve karton paketlerle pillerimizi e, tüketicilerle buluşturuyoruz. Bir hesaplama yaptık. Hı hı. 30 yıl içerisinde bunun sayesinde biz 6127 ton plastiğin... ...çevreye atılmasını engellemiş olduk. Çevreye verilmesini e, engellemiş olduk. Ki 6127 ton da demek. Yani bu büyük tırlar vardır ya bilirsiniz. Çok büyük bir rakam. O tırlardan 300 tane tır dolusu plastiğin çevreye yayılmasını engellemiş olduk. E, bazı ürünlerimizde, bu biliyorsunuz bizim düğme pillerimiz de var. Bazı Hı -hı. pillerimizde e, plastiği hala biraz kullanmak zorundayız. Çünkü çocuk güvenliği, bebek güvenliğinden dolayı kullanmak zorundayız. Ama orada da çalışmalarımız devam ediyor. 2022'de gerçekleştireceğimiz projelerle o paketlerdeki plastiği de azaltarak e, yaklaşık 97 ton plastiği de elimine etmeyi 2022 yılında e, vaat ediyoruz. 2024 itibariyle de tamamen %100 plastiksiz ürünlere dönüyor olacağız. Bir de geri dönüşüm, geri dönüştürülmüş maddelerden oluşması lazım demiştim. O Hı -hı. anlamda zaten %98 geri dönüştürülmüş maddelerden paketleri oluşturuyoruz. Peki bu dönüştürülen malzemeler nelerin yapımında kullanılıyor? İkincisi, ee, pillerin geri dönüştürülmesine evet. gelen mi ee, beyaz eşya mi? dedik pillerin işte pillerinki de e, ilaç sektöründe kullanılıyor hı hı. kozmetik sektöründe kullanılıyor gübre üretiminde kullanılıyor çinko özellikle e, çimento üretiminde kullanılıyor ve e, demir çelikte de kullanılıyor e, sizin de söylediğiniz gibi beyaz eşya gibi sektörlerde o yüzden çok farklı sektörlere bunlarla yarar sağlayabiliyoruz biz ve girdilerini e, biraz da olsun hafifletebiliyoruz o yüzden geri dönüşüm çok çok önemli pillerin ve bu konuda da ben de bütün izleyenlerden destek bekliyorum. Geri dönüşümle ilgili Migros'taki kampanyamız devam ediyor. Çifte iyilik yapmak istiyorlarsa hem pilleri getirsinler hem de görme engelli vatandaşlarımıza da yardımcı olmuş olsunlar. Aslında açılışta ifade ettiniz. Pillerin içerisinde nadir bulunan madenler var dediniz. Peki bunların geri dönüştürülmesi ülke ekonomisine nasıl katkı sağlıyor? İşte bu... Maddelerin geri dönüştürülmesiyle bu e, maddeler tekrardan başka sektörlerde kullanılabiliyor ve o sektörlerde kullandığınızda döngüye hı hı. soktuğunuzda tekrardan gidip de doğada madenleri maden yani madenler açarak oradan doğadan bu maddeleri bularak bu maddelerin çıkartılması için e, harcadığınız paradan tutun da e, o maddelerin e, o sektörlere gelmesine kadar ki lojistiğinde şu yunda bu yunda kullandığınız karbon emisyonuna kadar düşündüğünüzde çok ciddi bir etkisi var ve siz bu maddeleri geri dönüştürdüğünüzde çok kolaylıkla bu sektörlere teslim edebiliyorsunuz ve onlar da bu maddeleri kullanarak döngüsel ekonomi ile beraber çok büyük bir fayda sağlamış oluyorlar. En başta doğaya, ikinci olarak da ekonomiye. Çok ciddi rakamlar söylediniz. Umuyorum ki hem 2022 yılında istediğiniz seviyeler ulaşılır hem de bence bu iyilik peşinde koşulmaya devam etsin. 2023-2024'te de benzer çalışmalar olsun. Çünkü hem ekonomi anlamında katkı sağlıyor hem de siz de ifade ettiniz çifte iyilik yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim bireysel olarak yapabileceğimiz çok şeyler olduğunu düşünüyorum ben. İyilik yapmak istedikten sonra gerçekten küçük dokunuşların çok büyük etkileri olabiliyor. Filleri geri dönüşüme sokmak bunlardan bir tanesi. Veya çok yakında yaşadığım bir arkadaşım, liseden bir arkadaşım doğum gününde bir kampanya başlatarak hediye yerine bunları bazı sivil toplum örgütlerine bağış yapmak üzerine kullandı. Bu tip şeyler yaparak gerçekten küçük iyiliklerle büyük etkiler yaratabiliyoruz. O yüzden ben herkesten bu anlamda destek bekliyorum. Gerçekten yapabileceğimiz çok şey var dünyamız için. Durasel Türkiye Genel Müdürü Kerem Sinanoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Durasel'le iyiliğe koşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.